şimdi Neslihan araba kullanıyor. Wow. Sen çalışken dur var. Dur ya dur bir dakika ya öyle deme. Bak böyle bir şey var. Bazı insanlar böyle de yazıyorum o da konu kesiyorum ondan sonra konuşuyoruz. Rana çok selam vermek böyle yapıyorum filan. Evet bu arada herkese ikinci bayramda kutlu tekrardan olsun. Tekrardan kutlu olsun. Tekrardan bir bayrak olsun. Şimdi bizler hazırlandık bu arada. Bu arada Muhammed Emre yeniden uyudu. Muhammed Emre de hazırlandı. Kızları da bir göster Rana. Kızlar da evet. Çok güzel oldu. Evet. Bu kim? Sen kimsin? Dur dur bekle. Bekle. Bekle bekle. Kerol. Bu çok güzel. Sandalet de aldım. Ondan sonra böyle pembe pembe oldu. Ondan sonra bak bunu sinir oldu ya. Bu sinir oldu benim bana. Bu ne de çok güzel. Tamam tamam. Ne oldu sana? Neden geziyorum bana? Diyorum o bir şey oluyorum burada o ben. Yani dondurma o başka farklı oluyorum. Boz içinde oluyoruz. Ama o iyi olmuyoruz. Boz ne oluyoruz? Boz da içine renk koyuyoruz. Boğazları artır, o yüzden almadım. Yani o buz, hangi buz oluyoruz? O buz böyle oluyoruz. Ama o faktride, ne? Fabrikada yapıyoruz. Fabrikadan gelen buzlar oluyor. Yani o su temiz olmuyorum. O yüzden de bu onu yemek vermedim. Yemek istiyor bize, dedi ki zaten iyi değil. Hani bir de boğazların ağrır, o yüzden küstü bize. Neyse, şimdi bizler bir yere gidiyoruz. Bir yere davetliyiz. Abla da evde. Ablanın evine davetliyiz. Bayram yemeğine davetliyiz. Bu arada önceden videomuzu beğenirseniz çok çok mutlu oluruz tabii ki de. Bir de paylaşın lütfen. Güzel güzel yorumlarda bekliyorum. Dünkü kıyafetimi çok beğenmişler. Hı hı. Demişler ki Neslihan her zaman böyle kıyafeti giyip sana çok yakıştı. Bir de demişler ki sen eski kıyafetlerinde her zaman nene gibisin. O ne? Ben bir şey diyeceğim bu arada. Ben ben Neslihan'da diyorum. Yani bu rengi al, bu rengi alma, bu rengi alma. Neslihan hiç benim dinlemiyorum. Kendi istediğim bir şeyler alıyoruz. Renkli bir şey almıyorum öyle. Yani onun sen dur. Neslihan'da en çok sevdiğin renk biliyorum. Bu. Bu yani gri renk. Gri. Gri renk. Ama gri renk çok seviyorum ben. Yani böyle şeyler buluyorum. Ama bu da Neslihan dedim bunu al. O yüzden de ben bunu aldım. Hatta ben o gün bile gri alacaktım kendime. Rana dedi ki hayır bunu bak bu da çok güzel canlı renk. O yüzden onu aldım. Bugün de böyle sade ve böyle işlenmiş renkli. Kolları da işli. Böyle işlenmiş teker teker aynalarla beraber küçük küçük aynalar. Böyle sade giyindim. Bir de üstüne böyle renkli bir şal aldım. Bu şal da ama bu çok güzel şal. Yani burada hadi. Yani o oluyoruz. Meşhur bir şeyler. Evet. O bu arada Rana da çok güzel bugün yine. Dün de çok güzeldi maşallah. Ben her zaman güzelim ya öyle deme. Hepimiz yine çok güzeliz. Hava da çok güzel Rana. Havada yine... Burada havalar ne oluyor ben artık anlamıyorum. Hmm. Bir güneş çıkıyor bir kapanıyor. Bir güneş çıkıyor bir kapanıyor. Yani dün mesela böyle oldu. Soğuk oldu. Bayağı. Çok soğuk oldu. Çocuklarda ben kısak kollar giydirdim. Ondan sonra biz geri geliyoruz. Soğuk oluyorum. İkisi de ben arkada oturturdum. Evet. Ondan sonra
Yani yavaş, çok yavaş yavaş geldiler. Saat biz kaç saatte eve geldi biliyorsunuz. Bir saat ya bir buçuk saat, ondan sonra da biz gezdi. Yani çok eğlenceli böyle şeyler yaptım. Market orada var. Orada çok insanlar bayram gününde geliyoruz, akşama kadar oturuyoruz. Pizza yedik, ondan sonra dondurma yedik, cornetto. Hatta Fatma gezdik, bir de bu iki tane yedi ya, ne diyeyim bunlar da. Ağlıyoruz, biz de aldık mecburen. Toplamda dün çocuklar ikişer tane dondurma yedi. Evet, şimdi sizlerle bir şey daha paylaşmak istiyorum. Hani burada Pakistan'da bayram veya Türkiye'de bayram. Ne gibi farklılıklar var? Onları da konuşmak istiyorum birazcık. Mesela orada veya burada gördüğüm eksiklikler var bazen. Mesela biz orada kolonya kullanıyoruz. Kolonya biliyor musun Rana? Ben bilmiyorum. Kolonya bir tane böyle koku oluyor. Misafirlerimiz bayramda gelince onların eline sıkıyoruz böyle. Onlar da ellerine sürüyorlar. Ondan sonra bunlar yüzüne falan sürüyorlar. Çok yani da burada güzel öyle bir şey yok. Mesela biz misafirlerimizi o şekilde karşılarız. Kapıda dururuz. Ama burada o şekilde yok. Yani misafir kendisi içeri giriyor, selam veriyor ve koku falan yok, kullanılmıyor. Ondan sonra burada bayram şekerleri çocuklara verilmiyor. Sadece harçlık veriliyor. Normalde biz Türkiye'de bayram şekerlerini böyle tepsiye koyarız. Böyle bir tane güzel bir şeye koyarız, hani kolye koyarız. Çocuklar geldiğinde bayram şekeri veririz onlara, hem de harçlık da veririz. Normalde biz şeker toplardık küçükken. Çok fazla para vermezlerdi. Hani burada veriyorlar. Sadece para veriyorlar. Şeker burada falan kimse vermiyorlar. Ondan sonra Arife gecesinde bir değişiklik var. Arife gecesinde mesela buradaki insanlar, buradaki kadınlar daha çok kendine hazırlar. Evi hazırlamaz mesela. Daha çok kuaföre giderler, kaşlarını yaptırırlar, ondan sonra kına yaptırırlar. Ellerine Hint kınası sürdürürler, ondan sonra ayaklarına sürdürürler. Ondan sonra sadece o akşam tatlı yaparlar. Gündüzün yemek yaparlar. Biz mesela orada uyumadan önce tatlımızı, yemeklerimizi çeşit çeşit yapıp, benim annem de bizzat öyle yapıyor. Çeşit çeşit yemek yapıp dolaba atardı ki yarın misafirim gelince yesinler diye. Burada birinci gün bayramın şöyle geçiyor. Herkes istiyor ki gidelim gezelim dışarıda, burada Pakistan'da. Bizim orada öyle değil mesela. Bizim orada misafirler gelir birinci gün. Biz evden çıkmayız. Tabii ki de çocuklar çıkar bayramlaşmaya gider, ondan sonra neneyi dedeye gider, ne bileyim el öper. Ama büyüklerimiz evden çıkmaz. İkinci gün tabii ki de çıkacaklarsa ne bileyim kafeye ya da akrabalarına ziyarete giderler. Bu da büyük bir değişiklik. Yani bunları fark ettim. Pakistan ve Türkiye arasında bu gibi farklılıklar var. Eğer sizin de gördüğünüz bazı farklı şeyler varsa yorumlara yazın lütfen. Bu arada kimse... bu sordum. Sen o kokuda diyorum, bu sordun kimse. Kolonya, evet. Kolonya. Bir ablamız demişti ki Neslihan orada kolonya var mı? Kolonya varsa misafirlerine sık. Ki bizim eve birinci gün misafir hiç gelmedi, bugün de gelmediler. Dedim ya size, hani burada birinci gün herkes gezmeye gider. Ne bileyim çocuklarını alırlar, parka giderler, yemek yemeye giderler, döner yemeye giderler. Biz de öyle yaptık zaten. Güzel bir şekilde gezdik. Ama burada kolonya yok zaten. Olsa keşke ama yok. Bak. Bugün çok güzel gözüküyor. Çok güzel. Bunlar düşünüyor ki çocuklar bayram bir yer. Bir yerin adı, oraya gidiyoruz biz. Hadi gidelim o zaman. Bakın bu ne yapıyor? Evet, bu arada böyle bir şey var. Temizlik falan her şeyi yaptım. Bir de ablalarımız demiş ki Elsa baktı mı izin? Ablalarımız demiş ki kilim dün yoktu. Neden? Yani kullanmıyoruz. Ya, bu... Sadece temizlik yapmıştık, kilimi daha sermemiştik. Öyle. Bir de demişler ki çocuklar ayakkabıyla falan girdiler içeri. Siz dikkat etmiyor musunuz? Yok. Bu yani ayak... bir kere söz verdiniz, sözünüzde durun. Yok öyle bir şey ablacığım. Dün hatta bütün bu, gelen çocuklar... Daha yeni... Bu, ben göstereyim. Bu daha yeni pakette çıkardım. Ama bu hiç pis değil. Görüyorsunuz. O yüzden de bu böyle. Öteki terlikler, ben o göstereyim size. Bu şekilde. Burada. Dışarıda duruyor. Hatta motorda temiz bu arada. Hatta bu arada yani tertemiz oluyoruz burada. Biz içeri girmiyoruz. Bu arada. Evet, o zaman çıkalım. Muhammed Emre'de uyandım. Evet.
O zaman biz çıkalım ya. Evet efendim, şimdi bizler yoldayız. Sizlere böyle pastaneyi de göstermek istedim. Burası bir pastane ve çok çok kalabalık. Dediğim gibi bayramda insanlar genellikle pastaneden alışveriş yapıyorlar. Ondan sonra böyle bir sürü çeşitli şeyler var. Böyle trafik de çok var bu arada. Bir de sizlere bir şey daha göstermek istiyorum. Sürpriz. Maşallah, subhanallah. Hepiniz böyle maşallah okur musunuz? Çok güzel değil mi? Tam dahin yanında böyle bir tane yıldız var. İkisi de parlıyor maşallah, subhanallah. Sizler de yazın lütfen. Bu her zaman olmayan bir şey. Yani bazen çok nadir görünüyor bu gibi olaylar. Hiçbir yerde yıldız yok bakın. Sadece ayın yanında bir yıldız var ve ikisi de gerçekten de çok çok güzel bir şekilde parlıyor. Evet, sizlere gösterdiğime göre şimdi yolumuza devam edebiliriz. Evet, şimdi bizler geldik. Evet Fatma. Hepimiz burada oturuyoruz. Dışarıda da birçok kişi var. Onlar da oturuyorlar, yemek yiyorlar. Şimdi de bizim için yemek getirecekler. Evet. Muhammed Emre'yi herkes kucaklayıp kucaklayıp seviyor. Herkes. Şimdi bizler içeriye gireceğiz. Zor bir şekilde motorumuzu park ettik. Çünkü çok kalabalık, aşırı fazla. Biraz da dışarıdan sizlere böyle alışveriş merkezini göstermek istedim. Yani şu kalabalığa bakar mısınız? Sanki bütün Lahor'daki insanlar buraya gelmiş. Sadece gezebilmek için. Ne bileyim yani, çok kalabalık. Bu arada biz burada güvenlik görevlileri gerçekten de insanın çok zor bir şekilde insanları yollarına şey yapıyorlar. Gerçekten çok kalabalık. Her şeye dikkat etmeleri lazım. Herkesi kontrol etmeleri lazım. Şimdi evet, şimdi biz yukarı gidiyoruz. Çocuklarda oyuncaklar falan alıyoruz. Biz burada geldiler. Burada bu ağlamaya başladık. Hadi İzmir'e bak bakın. Yani yok böyle bir şey gerçekten. Muhammed Emre de uyandı bu arada. Şimdi kızlarla bir defa daha binmeyi. Muhammed Emre'ye bakar mısınız? O babasından daha, çocuklardan daha heyecanlı. İzliyor ya Rana'yla çocukları, o yüzden.
güvenli olabilmesi için. Şimdi yeniden durdu, bir çocuğu yine alacaklar. Buranın biraz şeyleri de farklı. Yani hepsi doldu zaten. Nereye alıyorsun sen bu çocuğu kardeşim? Evet, şimdi bunlar da, yani bu ne oluyor? Mickey Mouse oluyoruz burada. Bunlar da bir şeyler aldım. Diyorum fotoğraf çekecekler. Görüyorsunuz. Evet, şu anda menümüz hazır. Menümüzü de Rana alıp geliyor. Bakın Muhammed Emre, ben nereye oturttum? Burada yemek masası da varmış çocuklar için. O yüzden buraya oturttum Muhammed Emre'yi. Muhammed Emre. Evet. İşte yemeğimiz geldi. Şimdiden afiyet olsun bizlere. Evet Rana. Evet, bugünkü vlogumuzu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederiz. Bugün gerçekten de sizler gibi bizler de çok çok eğlenceli ve güzel vakit geçirdik. Özellikle de çocukların sevinmesi bizi çok mutlu etti. Çocuklar çok çok güzel vakit geçirdiler. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Frozen'in topu da kayboldu. Arit, girdi. Frozen'in topu da kayboldu bu arada. Evet. Düşürecekti, o yüzden düşürme dedim. Hepinize görüşmek üzere inşallah yeni vloglarda. Görüşürüz, yapın. Görüşürüz.